Mahmut Alınak, bir siyaset duayeni, 68 yaşında eski bir milletvekili, meclis tarihinin belki de gördüğü en çalışkan milletvekillerinden birisi. Her zaman demokrasi ve insan hakları mücadelesi vermiş bir ağabeyimiz. Daha önce hakkında onlarca dava açıldı. Neredeyse tamamından beraat etti. 9 kez tutuklandı. Bir avukat, bir milletvekili olarak değil Türkiye'nin herhangi bir yerinde, dünyanın neresinde olursa olsun çağrıldığında ikiletmeden gelecek bir ağabeyimizdi. Ama ne yaptınız? Gecenin bir yarısında evini onlarca özel harekat polisiyle bastınız ve çok önemli suç delilleri elde ettiniz. Çünkü gözaltına alınma sürecinin tamamı kayıt altına alınmıştı ve bir polis memuru büyük bir gururla 21 tane kitap ele geçirildiğini söylüyor. Yüzlerce kitap, içerisinden 21 tane kitap. 21 kitap. Günlerce gözaltında tutulduğu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çok çok büyük, çok önemli bir terörist Mahmut Alınak tutuklandı. Peki suçlamalar neydi? Hangi silahlı eylemlerde bulunmuş bilmiyoruz. Ama polis tarafından, savcı tarafından, hakim tarafından sadece yazdığı kitaplar, sadece okuduğu kitaplar, sadece konuşmaları, sadece yazıları ve barış için, aileleri barıştırmak için yaptığı girişimler soruldu. Evet, 2020 Türkiye'sinde bunları yapanlar teröristtir. Okuyanlar teröristtir, yazanlar teröristtir, eleştirenler teröristtir. İşte siz böyle bir Türkiye yarattınız. Bir şey daha yaptınız. Yaptınız diyorum. Çünkü İçişleri Bakanlığı sizin hükümetinizin bir bakanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Tutuklama kararı verildikten sonra polisler zorla Mahmut Alınak'ı kelepçeledi. Bakın Ceza Muhakemesi Kanunu madde 93 ne diyor? Yakalanan, tutuklanan kişinin kaçması veya kendisi ya da başkasının hayat ve beden bütünlüğü için tehlike oluşturması söz konusuysa kelepçe takılabilir. Mahmut Alınak kaçmadı, hiç kimseye zarar vermedi, kendisine de zarar vermedi. Ama zorla kelepçe taktınız. Niye taktınız? Tamamlayın Sayın Tiryaki. Mahmut Alınak'a niye kelepçe taktınız biliyor musunuz? Yasayı umursamadığınızı göstermek için. Kanun benim demek için ve belki de Mahmut Alınak'a esir aldığınızı göstermek için kelepçe taktınız. Mahmut Alınak'a bedenen esir alabilirsiniz ama asla fikirlerini esir alamazsınız. Çünkü fikirler tutsak edilemez diyorum.